Fantasy Strike 2 neden başarılı? Counter-Strike 2'yi ben yıllardır oynayan bir insan olarak, yani 10 yıldır oynuyorum ben bu oyunu. 2014'ten beri oynadığım bir oyun. Bir sürü eksiği, hatası sürekli olan bir oyun. Düzeliyor, gelişiyor, grafiği artıyor, cart oluyor, curt oluyor, et oluyor, puf oluyor bilmem ne. Sürekli değişen bir oyun. Değişmesi de gerekiyor yani. Değişmesi gerekiyor. Değişmiyor ama. O da ayrı bir mevzu. Şimdi arkadaşlar, biz ta CS:GO'dan beri oynadığımız oyunda bir sürü sıkıntı var. Bence en büyük sıkıntılardan biri harita. Abi, Dust 1 vardı. Ondan sonra Aztek vardı. Bir sürü aklıma gelmeyen bir sürü harita vardı. Ya bu haritalar yeni oyuna getirsene, niye getirmiyor? Bence gelmesi gerek ya. İnsanlar istediği gibi haritayı oynasın ya. İstediği o eski CS'nin, Counter'ın özü olan haritaları bence yeni grafik motorlarında bence görmemiz gerek. Görmediğimiz için de hep böyle siktir boktan sevmediğimiz o Mirage çöl haritasını, anasını satayım ben görmekten bıktım artık. Bir de eskiden CS:GO'da oynadığımız zamanlarda falan Mirage veya Dust 2 olsun, FPS düşüşü olmaması için sürekli o haritayı oynardık rekabetçide. O da artık kalktı. Oynayamıyorsun yani, eğer seçkin modu oynuyorsan. Ondan değineceğim şimdi. Abi, anasını satayım. Sürekli çöl, sürekli çöl, sürekli çöl. Yeni harita getirsene, getirmiyor. Yeni harita getireceğine bu eski haritaların özünü getirse daha iyi olur. Hep 4 tane 5 tane haritada kalıyoruz abi. 4 ile 4 tane haritayla 5 tane haritayla hareket ediyoruz. O yüzden bence bu konuda başarısız. Yeni CS2 fazla da şey yapmadı, beni tatmin etmedi. Eski haritaların ben geleceğini düşünüyordum, gelmedi. Onun yerine saçma sapan hala mal mal haritalar var. İtalya'da falan bence şey olabilirdi. Yeni seçkin haritası İtalya falan gelse daha güzel. Şimdi rank sistemine değineyim. Bunu anlatmam için illaki rank sistemine değinmem gerekiyor. Yoksa bir anlamı olmuyor. Şimdi rank sistemi şöyle çalışıyor. Rank sistemi ya global oluyordun, ya silver oluyordun, ya bilmem ne oluyordun. Yetiyordu hani, bitiyordu. Oyun tamamen amacına ulaşıyordun, bitiyordu. Bu amacın daha da üst zirveye taşımışlar yeni oyunda. Hem iyi hem kötü sayılır. Yani rekabet açısından hem iyi hem kötü sayılır. Onu da şimdi değineceğim. Eskiden böyleydi. Bir haritaya giriyordun, orada globalsen yine çatışıyordun. Veya Mirage giriyordun, Mirage'e girdiğin zaman çatışıyordun yani. Yine global olarak çatışıyordun. Ama şimdi o sistem yok. Onun yerine normal rekabetçi oynamaya çalıştığınız zaman gidiyorsun, Dust 2 giriyorsun, seçkine basıyorsun, seçkin demişim hala, rekabetçiye basıyorsun, giriyorsun, girdikten sonra anasını satayım, sadece Dust 2 oynadığın sürece rekabetçi şey yapabiliyorsun,
Orada sadece global olabiliyorsun. Sadece o rank sistemin orada geçerli. Yani globalsen globalsin. Sadece Dust 2'de globalsen globalsin. Veya silversen silversin. Bitmiştir. O, ben gideyim. Global oldum. Nova oldum. Keleş oldum. Kartal oldum. Bu rank sistemini alıp Mirage'de kullanamıyor. Böyle bir saçmalık var. Yani sadece bir haritada global olunabiliyor. Böyle bir saçma bir sistem getirmişler. Bunu bence düzeltmesi gerek. Onun yerine global hani rekabetçiyi tamamen tek bir halde oynamak daha mantıklı olur. Bence rekabetçi bölümünü. Bu bence saçma. Bu yüzden bence başarısız. Onun dışında ikincisine değinmek gerekirse, bu seçkin haritalarına değinmek gerekirse cidden şöyle bir sıkıntı var. Şimdi seçkinde rank demi 1000'den başlıyor. Atıyorum tam bandına hatırlamıyorum. 1000'den başlıyor ta 30.000 bandına kadar şu an gören var. Community'de, toplulukta yani. Bu toplulukta şimdi oynamaya çalıştığınız zaman atıyorum siz 12.000 13.000 bandındasınız. Yanınıza gelen rekabetçi olarak, seçkin olarak girdiğiniz haritada 6.000'lik, 5.000'lik, 4.000'lik adamlar yanınıza geliyor. Onlarla birlikte maç atmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir saçma bir sistem var. Şimdi ben kasmışım, 12.000 olmuşum, 13.000 olmuşum, 14.000 olmuşum. Benim takımıma gelen insanlar genelde ya 5.000 oluyor ya 4.000 oluyor. Hani dengesizlik oluşuyor. Arada denge problemleri var. Anlatabiliyor muyum? Karşıya bakıyorum ya da 15.000 oluyor. Puanına bakıyorum 7.000, 8.000, 9.000. Bizim takımın tamamı 13.000, 14.000, 12.000, 11.000. Hep böyle gidiyor. Aynı puanlı olmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu da rekabetsiz. İyi oynayan oyuncunun yanına kötü oyuncu atabiliyor. Ben mesela iyi oynuyorum. 12.000, 13.000 olmuşum. Kötü oyuncu yanıma atabiliyor. Dengesiz problemler oluşuyor yani. Rekabetçi de dengesiz problem oluşunca, rank sistemi tam iyi olmayınca, yani 6.000'lik adam, ben 10.000 bandında girdiğim zaman bana 6.000'lik adam geliyor. Saçma sapan şeyler yaşıyorum böyle. Aynı dengede, aynı puanda olmadığı için böyle mal mal problemler yaşıyoruz. Ya seçkinde de böyle bir saçmalık var. Bence şu rank sistemi bir daha bir update, güncelleme falan bir şey gelmesi gerek. O yüzden rank sistemi çok kötü. Cidden başarısız. Bence başarısız abi. 12.000 olmuşum ben. Adam gelecek 7.000'lik adamla ben oyun oynayacağım. Böyle bir şey olamaz yani. Ona yakın, eşdeğer yakın bir puan sistemli bir insan gelsin ki mesela sola ben girdiğim zaman, rekabetçiye girdiğim zaman en azından iyi oynadığından emin olayım, ona göre bir şeyler yapayım. Ha, gelmiyor. Onun yerine saçma sapan random 5.000'lik, 4.000'lik alakasız, hatta rank olmayan adam bile yanına atanıyor. Bu cidden saçma bir olay. Rankı yok, bir şey yok. Ben 12.000 bandındayım. Adamlara bakıyorum 15.000 bandında, 20.000 bandında insanlarla çatışıyorum. Böyle bir saçma bir sistem var. Ping problemleri. Abi, bu bizim oturduğumuz ülkeyle alakalı aslında. Ping problemi hala yaşıyor. Ping problemleri yetmezmiş gibi, MS problemleri yetmezmiş gibi. Hatta bunu nasıl düzeltirler bilmiyorum ama benim başıma gelen olay mı bilmiyorum. Hani hatta ben internetten upload'u dolandı bayağı yüksek. 220 upload alıyorum. Ölüm maçına girdiğim zaman MS problemi yaşıyorum. MS problemi yani şöyle, MS problemi nedir? Onu da açıklayayım. MS problemi şimdi siz bir oyuna girdiniz. Ölüm maçına girdiniz. Adam öldürmek istiyorsunuz. Ölüm maçına girdiğin zaman anasını satayım. Pinginiz yükseldikçe MS sayısı diye bir şey var. O MS sayısı gittikçe artıyor, artıyor. O senin lag oluşuyor yani. Bir anda şöyle bak. Su
Bu su şişesi, tamam mı? Su şişesi bir anda şu anda sağıma doğru spawnlanıyor. Öyle bir saçma bir olay. Lag giriyor yani. Onu demeye çalışıyorum. Bu MS problemi nasıl düzeltirler bilmiyorum ama inşallah ben yaşıyorumdur. Cidden bir sıkıntı var bu ping problemini. Top sunucularımda falan girdiğim zaman bazen yaşıyorum. Oyundan kaynaklı, benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum zaten. Bir de grafik motorların değişmesiyle oyunun bir sürü problemler oluşmaya başladı. Bir sürü hata var. Mesela geçenlerde, bundan aylar önce Michael Jackson Peak diye bir şey vardı. Adam mesela şimdi adam mesela gidiyor T-Spawn'dan respawn oluyor. Respawn olduktan sonra gidiyor banana'ya giriyor. Banana'da CT olan adam savunmaya çalışırken bir anda sağa şöyle bir pik atıyor. Şöyle bir pik atarken tam atarken uzuyor böyle. Bunun adı da işte Michael Jackson piki oldu. Hatta bununla ilgili update falan geldi. Böyle sıkıntılar var. Hala bu sorunlar hala çözülmedi. Hala optimizasyon sorunları hala devam etmekte. Veya en basiti, orta dereceli bilgisayarlar bile, 3060'lı bilgisayarlar bile bu sulu harita var ya, ha, Ancient haritası. Mesela bu sulu haritalarda falan grafiğin artmasıyla, RTX'in gölgelendirmenin desteklemesiyle, bilmem nikahıyla, cartıyla, curtuyla cidden optimizasyon sorunları iyice arttı. Yeni grafik motoru Source Skin motoruna geçildiğinden dolayı buna bir çözüm, bir şey getirilmedi hala. Ya abi, önemli maçtayım mesela, seçkin kasıyorum, rehavetçi kasıyorum, saatimi veriyorum, vaktimi ayırıyorum. O maçtan ben haz duymam lazım. Ama hala bu grafik motorunun denilen illet Source 2 motoru hala düzgün çalışmıyor. Bir oturmadı. Şunu düzeltin Allah aşkına ya. Ben T-Spawn'da respawn alıyorum. T-Spawn'dan B'ye koşarken o suda böyle hareketlilik oluşuyor. Orada bir lag oluşuyor. Optimizasyon FPS'e bir anda yere çakılıyor, düşüyor yani. 3060'lı, 3070'li bilgisayarlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Yani 4000'de yaşayan var mı bilmiyorum ama genelde çevremdeki insanların hepsi bunu söylüyor. Veya AMD ekran kartı kullanan insanlarda bu sıkıntı oluşuyor. Bu oyundan alakalı. Bizden hiç alakası yok. O kadar zamanında gittik, aldık, düzdük, paramızı verdik. Hala Source 2 motoru yüzünden sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Bence bu yüzden de hala bence başarısız bir oyun. Hani artılar var mı? Var. Var arkadaşlar. Olmaz olur mu? Gene silah, mesela bir silah aldığımız zaman gene eskiden silah alınca iade edemiyordu. Öyle bir saçmalık var. Biraz Valorant'tan araklamışlar. Silah geri şey yapabiliyorsun. İade edebiliyorsun. O özellik güzel olmuş bence. Onun dışında hala ping problemi, adam ping problemi gibi değişik bir problem var. Onu da anlatayım, onu da izah edeyim. Mermiyi mesela adam kafasına vurduğum zaman gitmiyor abi. Öyle bir saçma bir şey var. Bazen cidden vurduğum zaman şöyle nişanya etkili mi azami menzili verdiğim zaman silah dolduruşta zaten oluyor keleş. Verdiğim zaman azami menziliyle ateş etmeye çalıştığım zaman vurmaya çalıştığım zaman adam ölmüyor abi. Ölmüyor. Bir anda ilah oluyor sanki. Vuruyor mermi gitmiyor, aynı olmuyor. Veya sağa gidiyor, sola gidiyor. Değişik abi. Bu sorun hala düzeltilemedi. Bunun bir çözüm hala getirilmediğini ben hala düşünüyorum. Hani bundan ilgili ne yapılır, ne edilir bilmiyorum ama çok eksiği olan bir oyun. Buna saatinizi, zamanınızı harcamayın. Kanser oluyorsunuz. Aptal Ruslar geliyor. Sizi delirtiyor. Hileler geliyor mesela.
gideler aman akoyim benim gideceğim yöne doğru bomba atıyor. Maçın 3'te 2'si hile abi. Hileyle geçinmiyor yani. Sen o kadar yeni oyun çıkar. Hala git. O oyunda bile yok banlamaz de maçın ortasında neymiş efendim ben öyle bir şey hiç görmedim. Hani maçın ortasında adam banlanacakmış öyle bir sistem getirmişler. Yani adam hileyi açsa bile maçın ortasında banlayacağız diye bir makale yayınlanırlar diyebilirim. CS2 için. Önceden Overwatch sistemi vardı mesela adam onu getirse keşke. Ben şerif madalyası gibi bir şerif rozeti alıyordum. Şerif rozetini aldıktan sonra adamların rekabetçi maçını izliyordum. Böyle izliyordum. İzledikten sonra çat. Ben bu adam hile deyip banlayabiliyordum. Ondan sonra da toplulukta community'de bana teşekkür ediyordu. Diyordu bu adam sayesinde en azından hileyi gene görüp temizledik. Deniliyordu yani. O Overwatch sistemi gelmediği için Overwatch sistemi bence geri gelmesi gerek ya. En azından biz oyuncular kendi aramızda iyi olan oyuncular onu o kötü olan hilecileri banlamak için Overwatch sistemi geri gelmesi gerek. Buna bir çözüm, bir ne üretirler, ne yaparlar hala bilmiyorum. Toplu ban mı gelir, toplu şey mi gelir? Hani herkes hileyi kullansın. Hala hileden bence para kazanıldığını ben düşünüyorum. Çünkü hile sayfaları hala dönüyor. İnternete CS2 hile yazın. Gene bir sürü hile bulur indirebilirsiniz. Tavsiye etmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bazılarını kullandım cidden. Şunu da söyleyeyim. Trojen, Murejen bilmem ne olabilir. Ya, bulaşmayın. Milletin oyunu da zehir etmeyin. Gerek yok böyle şeylere. Hileyle oyun oynamayın. O kadar saat emek veriyorsunuz. Bir de hileyi kullanıp bilgisayarı siktirmenizin anlamı yok.